Fare imleçlerinden bahsetmek istiyorum. Fare imleçleri aslında kısaca mouse ile işte herhangi bir CSS'de tanımladığınız herhangi bir sınıfa ait bir nesneye üzerine gelindiğinde mouse'un değişmesi, nasılsa textlerin hepsi bütün tarayıcılarda olmuyor ama nasılsa textlerin üzerine gelindiğinde şöyle gördüğünüz gibi düzenleme simgesi çıkıyorsa bunu CSS ile işte değişik simgelere atayabiliyorsunuz. Öncelikle hemen basit bir şey oluşturmak istiyorum. Sınıf. Örnek diye bir sınıf oluşturacağım. Şöyle hemen örnek diye bir sınıf oluşturuyorum ve bunu hemen table'a kısa yoldan atadım. Hatta biraz şeyini geniş yapalım. 500 diyelim. Ve bunu bir çalıştıralım arkadaşlar. Görün üzere normal basit bir şey oluşturduk. Şimdi bunun üzerine gelindiğinde gördüğünüz gibi normal bir mouse simgesi çıkıyor. Eğer bunun üzerinde yazı olsaydı, şuradan da bir şey alalım, yazı olsaydı, yazının üzerine geldiğimde ise seçme yani düzenleme simgesi çıkacak. Ben buna düzenleme diyorum daha doğrusu. Seçebiliyorsunuz vesaire falan. Herhangi bir nesnede mouse üzerine gelince değişik ayraç yani simgelere belirleyebiliyorsunuz CSS'de. Onun için kursör özelliği var. Diyoruz kursör diyoruz ve auto, crosshair, işte help, yardım, izle, pointer, text, wait veya herhangi bir simgele belirleyebiliyorsunuz. Örneğin crosshair diyelim. Crosshair olsun. Ve bunu bir çalıştıralım. Bunun üzerine normal ve üzerine geldiğimde ise crosshair yani oyunlarda işte crosshair işte nişan alınan veya işte ateş edeceği vesaire yer. Yani bunu seçme, belirtme gibi özellikle kullanabiliyorsunuz. Crosshair değil veya help yapalım bunu. Üzerine geldiğimde ise mouse'un yanında bir tane soru işareti çıkıyor. İşte açıklayıcı veya bir link verebilirsiniz. Bu linkin üzerine gelinde de bu işareti çıkartabilirsiniz. Ben işte daha iyi anlamanız için şey verdim. Linkin üzerine geldiğinde işte bir tane yanda mouse'un yanında soru işareti çıktığında işte peki ya nasıl yani alabilirim diye bir link yapıyorsun. Üzerine gelindiğinde soru işareti çıkıyor. Bu bir soru soruyor vesaire. İşte daha kullanıcıyla içli dışlı olabilirsiniz web sitesiyle. Yani basit olarak diğer örnekleri de deneyelim istiyorsanız. İşte help var dedik. Crosshair var dedik. Mo var. İşte Facebook'ta herhangi bir şeyleri kaydırırken kullanabilirsiniz. İşte izleme veya değiştirebilirsiniz. JavaScript'te genelde oluyor. Veya diğer nesnelerde de yapabiliyorsunuz. Ya başka ne var? Pointer var. İşte üzerine gelindiğinde pointer yani belirtme şeyi yapabiliyorsunuz. Yani mouse ile genelde istediğiniz biçimde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Tabii crosshair şu anda fazla kullanılmıyor ama kullandığınızda CSS ile işte kullanıcı arasında içli dışlı birkaç bağlar sağlayabilirsiniz. İşte dediğim gibi linkin üzerine gelindiğinde soru işareti çıkmasını sağlayabilirsiniz vesaire. Crosshair'dan fazla bahsetmek istemiyorum. Zaten basit bir konu. İşte ne diyelim başka? Resize olsun. İşte ok, bunu yukarı yapabilirdim işte vesaire. Bunu alıp genişletme herhangi bir şey yapabiliyorsunuz. Şeyle birleştirdiğinizde JavaScript veya Ajax ile birleştirdiğinizde. Yani crosshair'da genelde mantık crosshair diyorum pardon. Kursör mantığı yani fare imleçlerinde mantık işte mouse ile üzerine gelindiğinde farenin değişmesidir. Bu kadar basit bir konuya ayrı bir ders vermemin nedeni ise kursör özelliğinin biraz daha webde karşımıza çıkması işte daha çok yaygınlaşmasını istememdir. Çünkü herhangi bir web takipçisi yani web sitesi takipçisi veya internet takipçisi
crosshair'ları ile daha kolay web sitesini işte anlayabilir. Onun için böyle basit bir uygulama yaptım arkadaşlar. Bir dahaki derste TSS'yi yavaş yavaş bitireceğiz inşallah. Ve kısa açıklamalar ve basit, biraz uzun olacak bir genel yöntem ve anlatımlardan bahsetmek istiyorum size. Kısa bir tekrar da yapabilirim genel yöntemlerde. Daha doğrusu yapmayı planlıyorum. Kısa açıklamalar bırakmam bir dahaki ders. Bir dahaki derste görüşmek üzere.